Hüdaparvan il başkanlığı her hafta düzenlediği basın toplantısını bu haftada gerçekleştirdi. Partinin bu haftaki konusu ise Van Mol AVM oldu. Van Park AVM, malumuz olduğu üzere 2010 yılında başlanan bu alışveriş merkezi tam 13 yıl oldu. Bir türlü açılış gerçekleştirilemedi. Daha önce Van City AVM diye açılışı yapıldı. Sonra bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapandı. Halen de kapalı bir halde bekliyor. En son geçen yıl bir firma ile anlaşma yapıldı. Bu firmaya 5 yıllığına yönetim hakkı yapmak üzere burası kiraya verildi. Ve yer tesliminden itibaren de bu sürecin başlayacağı kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda halen ilgili firmaya yer tesliminin sağlanmadığı ortaya çıkmıştır. Yani bunun sebebi ise AVM içerisinde yer alan bir takım eksikliklerin halen giderilmemiş olması, yüklenici firmanın bunu gerekçe göstererek yer teslimini almaması, dolayısıyla orada bir faaliyete başlama durumunun söz konusu olmadığı durumudur. İl Başkanı Rasim Saygın, yönetimin bir an önce duruma el atıp AVM açılışının gerçekleştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Acilen burası dediğimiz gibi ya derhal belediye eliyle işletmeye açılsın veyahut da 13 yıldır burayı işletemeyen, açamayan bir belediyenin buradan el çekip mülk sahiplerine yönetimi devredip mülk sahiplerine yönetiminin alacağı kararla burayı derhal açılışa sunmaktan başka bir çare de görünmemektedir. Öte yandan il başkanı Sayın bir diğer çağrısı ise kamuya açık alanda alkol kullanımı ile ilgiliydi. İlimizde son zamanlarda sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle gece kamuya açık alanlarda alkol tüketiminin sıklaştığını görüyoruz. Yani esnaflarla yapmış olduğumuz görüşmeler, bir takım vatandaşların şikayetleri. Gece kamu açık alanlarda, caddelerde elinde içki şişeleriyle gezmekte olan, dükkanlara girmeye çalışan insanlar olduğu gözlemlenmektedir. Bu konuda valiye çağrıda bulunuyoruz. Özellikle gece ondan sonra kamu açık alanlarda alkol tüketiminin engellenmesi noktasında tedbir alınmasını istiyoruz. Bu konuda emsal İstanbul Valiliği'nin almış olduğu bir karar da var. Van Valiliği de bu konuda acilen bir tedbir alması gerekmektedir.